Bugünkü aracımız 2010 Skoda Octavia. Bu aracımıza 9 inç multimedyamızı entegre ettik. Volkswagen Seat Skoda grubuna uygun olan cihazımız. Yalnız bu araçta şöyle bir durum var. Orijinal ekipmanını kamera açısına sokmaya çalışayım. Şu şekilde bir orijinal çerçevesi var. Bu şekilde bir orijinal çerçevesi var. Bu çerçevenin orijinal teyip ayrıldığında şu tarz bir alan ortaya çıkıyor. Bu alan içinde şöyle bu uzaktan kumandayı birazdan anlatacağım. Araya girip duruyor. Bu alan içinde ilave bir çerçeve ile ancak 7 inç multimedyalar entegre edilebiliyordu. Biz ne yaptık bu aracımız için? Kendimizin özel bir çerçevemiz var. Gördüğünüz gibi piyano finish hatlara sahip lake bir çerçeve. Aracın orijinal dokusuna uyumlu. Bu çerçeveyle 9 inç Volkswagen cihazımızı, Volkswagen Seat Skoda'yı olan cihazımızı entegre ettik. Birebir uyumlu hale getirdik. Arka soket yapıları vesaire tamamıyla araca uyumlu. Ken hattı araca birebir uyumlu. Gördüğünüz gibi kapı açmalarını vesaire gösteriyor. Araç bilgi ekranını görebiliyorsunuz. Kalan yakıt tutarından frenin açık kapalı durumuna kadar cam suyu, akü voltajı vesaire gibi bütün araç ken bilgilerini alabiliyor cihazımız. Bu araca cihazı anlatmadan önce ufak bir dokunuş daha yaptık. Bu da keyifli oldu. Onu da şöyle göstereyim. Araçta fizik olarak bir direksiyon kumandası yok. Kullanıcı şurada şu alana bir kolçak yaptıracağını söyledi. Biz de kendi özel bir ürünümüz var. Direksiyon kumandası olmayan araçlar için uzaktan kumanda kontrolü. Bu cihazımızı kendisinin şöyle bir aparatı var. Eğer küllüklere uyumlu oluyorsa küllüğe koyulabilir ama bu araçta uyumlu değil. Kullanıcı buraya bir tane kolçak yaptıracağını söyledi. Bunu da kolçağın üzerine montaj edecek. Ya da 3M bir yapıştırıcıyla şu noktalara falan montaj olacak. Ne yapıyor bu? Araçta direksiyon kumandası yok. Dokunmatik ekrana hızlıca dokunmak istemiyor. Ya da yolda giderken bununla uğraşmak istemiyor. Bu şekilde ses arttırma, ses azaltma, ses kısma gibi 7 fonksiyon ekledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 fonksiyon. Böylelikle direksiyon kumandası olmayan araçlar için bu şekilde kreatif bir çözüm ulaşmış oldu. Aracımızı direksiyon kumandası da entegre ettikten sonra bu şekilde bir geri görüş kamerası da entegre edildi. Kameranın hatları itibariyle tamponu da görebiliyor. Park esnasında büyük şehirlerde park sorunu var. Birebir 0-0 park etmek için böyle bir yolda oluşturmuş olduk. Cihazımızı anlatmaya gelince Android 6.0 1 GB RAM 4 çekirdekli bir cihazımız. Cihazımızın telefon görüşme kalitesi bu tarz araçlarda ve cihazlarda en çok kullanılan özellik Bluetooth oluyor. Bluetooth görüşme kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak için yurt dışında yaptırdığımız cihaza entegre bir harici mikrofon entegre ediyoruz ki konuşma kalitemiz daha üst seviyelere ulaşıyor. Ayrıcı bir özelliğimizdir. Şöyle bir kısa yol arayüzü var. Navigasyon, müzikler, radyo ekranı, videolar, Bluetooth ve buradan kısa yolu hangisini istiyorsak onu da alabiliyoruz. Video kalitesini göstermek gerekirse bu şekilde. Bunu sabitletmemiz için şöyle çeviriyorum. Bu şekilde cihazımızın 24600 kapasiteli ekranında video kalitesini görebiliyorsunuz. Radyo kalitesi yine aracın arkasındaki soket yapısıyla birebir uyumlu olduğu için radyo kalitesi de orijinali kadar iyi çalışıyor. Sorunsuz bir şekilde. Cihaz Android tabanlı olduğu için Android'in verdiği sağladığı nimetlerden faydalandırıyoruz. Ne olacak burada? Şu anda gerekli Gmail adresi kurulmadığı için burada YouTube olacak. Canlı TV gibi uygulamalar da eklenmiş olacak. Şu anda Screen Mirror Link'te AZ Connect sorunlu. Biz ona farklı bir uygulama kuruyoruz. O da işlem tamamıyla sonlandığında tüketiciye teslimat alanında onu da yapacağız.
Böylelikle Android ve iPhone telefonlarda Screen Mirror Link'te sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tekrar bir toparlamak gerekirse aracımıza yaptığımız ince noktalardan birisi şu çerçeveyle 9 inci uygulamak. Çerçevenin yapısı itibariyle araca birebir uyumlu ve aracın dokusuyla da sırıtmadı ve farklı bir dizayn ve görünüş kazandırdı. Direksiyon kumandası için bu tarz hızlı ve kreatif bir çözümümüz oldu. Olmayan araç için uzaktan kumanda çözümümüz oldu. Geri görüş kamerası eklendik. Bu şekilde geri görüş kamerası. Aracın zaten var olan park sensörleri de çalışıyor.